Şimdi yeniden soru cevap zamanına geldik. Bu zamana kadarki dersler hakkında sorunuz varsa sorabilirsiniz. Benim sorum mucizelerle alakalı olacak. İslamiyet'te de mucizeler olduğu söyleniyor. İslamiyet'te veya diğer dinlerdeki mucize iddialarına Hristiyanlar nasıl cevap vermeli? Gerçekten güzel bir soru. Ama öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Muhammed'in öğrencilerinin endişelerinden birisi Muhammed'in hiç müjde yapmamış olmasıydı. İnsanlar İsa'nın ölümden dirildiğini ve insanları iyileştirdiği konusunda kesin bir kanaate sahipler. Muhammed bu açıdan bakıldığında mucize yapmış bir peygamber değil. Muhammed kendisinin mucize yapmadığını söyleyen kişilere karşı Kur'an'ın kendisinin bir mucize olduğunu söylemiştir. Kur'an'da bulunan Arapça edebiyatın mucizevi olduğunu, bunun bir daha asla tekrar yazılamayacağını söylerler. Kur'an'ın kendisinin mucize olduğuna inanırlar. İsa kendisi bu konuda bir örnek vermişti. Tanrı yağmurunu hem doğruların hem de günahkarların üzerine yağdırır demişti. Tanrı dünyayı herkes için devam ettiriyor. Doğru yolda olalım veya olmayalım, bu bize verilmiş olan bir armağandır. Tanrı'nın herkese karşı cömert bir şekilde davrandığını unutmamalıyız. Tanrı'nın lütfu ve sevgisi yalnızca Hristiyanlar için geçerli olan bir şey değildir. Mucizelerle alakalı bir diğer konu ise, mucizeleri gerçekleştirecek gücün yalnızca Tanrı'dan gelmediğidir. Tabii ki mucizelerin olmasına Tanrı izin verir. Mesela bir tarikata giderseniz orada da mucizeleri görebilirsiniz. Büyücülüğe de baktığınızda mucize gibi görünecek bir sürü şey bulabilirsiniz. Büyüler insanı öldürecek kadar güçlü şeylerdir. Başlamış olan bir akımın doğru veya yanlış olduğunu mucizelerle anlayamayız. Mucizelerin kaynağı şeytani de olabilir. Bu nedenle doğru veya yanlışı ayırt etmek için mucizelere bakmamalıyız. Daha detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Tanrı'nın yüceltilmesi için yapılan mucizeler iyi şeylerdir. Bunları görünce seviniyoruz. İsa bu dünyada bizimle yaşadığı süreç boyunca bir sürü mucize gerçekleştirdi. Cinleri kovdu, hastaları iyileştirdi. Ama İsa'nın öğrencilerini gönderdiği sırada söylediği bir söz var. İsa'nın söylediğine göre Tanrı, yağmurunu yalnızca doğruların değil, günahkarların üzerine de yağdırır. Bundan dolayı mucize yapanların doğru olduğunu düşünmeyelim. Eğer ki İslamiyet'te kurtuluş düşüncesi gereksizse, İsa bir kurtarıcı, Tanrı veya Tanrı'nın oğlu değilse, o zaman İsa'nın bu dünyadaki görevi neydi? İslami açıdan bakıldığında İsa'nın bu dünyada yapması gereken şey neydi? İslamiyet'in İsa anlayışından bahsetme fırsatım olmadı. Kur'an'da İsa ile alakalı birçok şey yazıyor. Bunlardan bazıları kutsal kitaba uyarken bazıları ise uymuyor. Kur'an'daki İsa ile alakalı şeyleri okuduğumuzda ve hadislere baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Bu da İsa'nın diğer peygamberlerden biraz farklı olduğu. İsa'nın Allah tarafından daha çok sevildiği ve İsa'nın daha saygıdeğer bir karakter olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda İsa'nın çok kutsal olduğuna inanılıyor. Öyle ki insanların arasında çok fazla yaşamamış. Ama İsa bir kurtarıcı değil. İslam ilahiyatçıları kutsal kitaptaki İsa ile Kur'an'daki İsa'nın uyuşmadığını söylüyorlar. Kutsal kitapta okuduğumuz kadarıyla İsa yaşadığı dönemdeki olaylara çok fazla karışıyor. Ama Müslümanların anlayışına göre İsa insanlardan uzak bir şekilde yaşadı.
Tabii ki Muhammed İsa'dan daha değerli görülüyor. Müslümanlar Kur'an'a baktıklarında bütün peygamberlerin eşit olduğunu söylüyorlar. Ama Kur'an'ı okuduğum kadarıyla anladığım bir şey var ki o da bütün peygamberlerin eşit olmadığı. Muhammed hepsinden daha üstün. Kur'an'a baktığımızda anladığımız kadarıyla İsa Mesih'in belli bir kurtarıcı görevi yok. Yalnızca saygı gören bir peygamber. Yani kutsal kitapta gördüğümüzden çok farklı. İnsanlar ancak kutsal kitabı okuyarak İsa'yı doğru bir şekilde anlayabilir. Tanrı İsa'yı anlayabilmemiz için yeni antlaşmayı verdi. Son sorum ise İslami açıdan eskatolojinin nasıl olduğu. Müslümanlar dünyanın sonuyla alakalı ne düşünüyorlar? Burada eskatoloji ile alakalı bir diyagram görüyorsunuz. Cennetten dünyaya geldik. Dünyaya gönderilme sebebimiz ise sınava tabi tutulmak. Peki tabi tutulacağımız sınav ne? Tabii ki İslam. Tanrı Adem'e ve diğer peygamberlere İslam'ı bir yönlendirme olarak gönderdi. Bu yönlendirmelere iyi bir şekilde uymamız gerekiyor. Eğer ki öldüğümüzde sınavı geçmişsek o zaman cennete gidiyoruz. Yani anlayacağınız üzere Hristiyanlıktaki gibi tarihin ileriye yönelik bir akışı yok. Hristiyanlıkta tarih Adem bahçesinde başlayıp Vahiy 21 ve 22. bölümdeki Tanrı şehrinde son buluyor. Aden'de başlamış olan yolculuğumuz Tanrı'nın egemenliği tamamlandığında kutsal şehirde son buluyor. Bu kutsal şehirde sonsuza dek yaşayacağız. Ama İslamiyet'te böyle bir şey yok. Cennetten geldik ve yeniden cennete gideceğiz. Peki neden cennetten dünyaya gönderildik? Daha önce de dediğimiz gibi dünyada olma sebebimiz sınava tabi tutulmaktır. Bundan dolayı İslam'da Tanrı'nın egemenliğinin tamamlanacağına dair bir düşünce yok. Ama son yargı diye bir şey var. Yargı günü geldiğinde tüm dünya yok olacak. Ondan sonrasında dünyaya gerek duyulmayacak. Zaten yargı günü geçmiş olacak. Müslüman geleneğine baktığımızda son günün gerçekten korkunç olduğunu görüyoruz. İnsanlar bunları okuduğunda çok korkuyorlar. Aynı zamanda son günde ne olacağına dair bilmediklerinden dolayı çok büyük bir merak içerisindeler. Bundan dolayı Müslümanlar ibadetlerini çok sıkı bir şekilde yerine getirmeye çabalıyorlar. Böyle yapmazlarsa bu sınavdan geçemezler. İslamiyet'teki eskatoloji anlayışı parantez içerisindeki bir eskatolojidir. Cennetten geldik ve cennete geri döneceğiz. Aynı zamanda cennette Tanrı'nın egemenliğinin tamamlanması veya Tanrı'nın olduğu yer olarak geçmiyor. Kutsal kitapta cennet denildiğinde Tanrı'nın egemenliğinden bahsedildiğini anlıyoruz. Ama İslamiyet'te böyle bir düşünce yok. İslamiyet'teki cennet daha çok zevk almak için olan bir yer. Cennetten geldik ve yeniden cennete döneceğiz. İslamiyet'teki anlayış bu şekilde. Bu diyagramlara baktığımızda iyi bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum. Tanrı'nın egemenliği geldiğinde, Tanrı'nın isteği gerçekleştiğinde bizler cennete gideceğiz. Tabii ki Tanrı'nın egemenliği tamamlandığında bir yargılama da söz konusu. Ama burada vurgulanması gereken şey egemenliğin tamamlanması. Birkaç yıl önce bir camiye gitmiştim. Oradaki Müslümanlar kendi anlayışlarıyla bana eskatolojiyi anlatmaya çalışıyorlardı. Burada anlattıkları şey özellikle de İran Müslümanlarının anlattığı şeylerdi. İsa gelecek, tüm domuzları öldürecek
çarmıhları kaldıracak, İslam'ı tüm dünyaya yayacak diye inanıyorlar. Bundan sonra dünyanın sonu gelecek ve son yargılama gerçekleşecek. İslamiyet'teki İsa düşüncesi böyle. Oradaki Müslümanlar bana İsa Mesih geldiğinde ne olacağını sordular. Ben de gelip kilisemize bakın dedim. İsa Mesih'in egemenliğinin zaten başladığını, ikinci defa geldiğinde ne olacağını göreceksiniz dedim. İsa'nın bizlere verdiği vaatler şimdiden gerçekleşmekte. Bizim toplumumuzda inekler bile mutlu. Çünkü onlara Tanrı'nın istediği şekilde yaklaşıyoruz. Bu söylediklerimi çok ciddiye aldılar. Bu Müslümanlar hafta sonu arabalara binip kilisemize geldiler ve bizimle zaman geçirdiler. İsa'nın yeniden gelişinde ne olacağını birazcık da olsa tattılar. İran'dayken eskatoloji ile alakalı bir sohbete katılmıştım. Müslümanların anlattığı eskatoloji düşüncesi biraz önce tahtaya yazdığımla aynıydı. Bana da Hristiyan eskatolojisini anlatmamı söylediler. Müslüman ilahiyatçıların olduğu bu yerde İsa'nın yeniden geldiğinde ne olacağını anlatmam gerekiyordu. Onların anlattığı eskatolojiye göre İsa Mesih gelecek ve Mehdi ile beraber çalışıp İslamiyet'i tüm dünyaya yayacaktı. İsa tek başına gelmeyecekti. Mehdi ile beraber gelip onunla beraber çalışacaktı. Arkadaki ekranda devamlı olarak bir video oynatılıyordu. İsa Mehdi ile gelecek, hazır mısınız diye yazıyordu. Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu böyle bir ortamda İsa'nın gelişiyle Tanrı'nın egemenliğinin tamamlanacağını anlatmam gerekiyordu. İsa'nın yeniden geleceğini ve Tanrı'nın egemenliğinin tamamlanacağını anlattım. Bu onların düşüncesinin tam tersiydi. Bizler hayırsever bir proje olmaya devam ederken, nazik bağışlarınız TVS hizmetinin çağrısını yerine getirmede hayati olmaya devam edecek. Nazik desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz. Ayrıntılı bilgi için tvseminleri.com'u ziyaret edin.